Müziğe evet. devam ediyorum merak etmeyin o. Bu adam uçtu gitti demeyin yani. Tracy, Edward'la okul balosuna gitmeden önce yapmam gerekenleri biliyorum. Lanet olası Edward'la dans etmeliyim. Güneş sisteminin dışına çıktım. Onunla Tam kaybolacakken, kaybolabilirsiniz bu arada sen Seyit. Öyle çok mi? Tehlikeli. <laughs> TT olduk duymadın mı? Sevgili takipçilerimiz hoş geldiniz en son Magazin programımıza. Yine özel bir konuğumuz var. Sevgili Yusuf Güney. Bizlerle birlikte Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Şükür olsun hamdolsun. Ee, layık olduğumuzdan daha iyiyiz. Layık olduğumuzdan daha iyiyiz. <laughs> Bunu açacağız. Bu çok önemli bir cümle şu anda. <laughs> Şimdi e, uzun zamandır ortalarda yoksun. <laughs> ne yapıyordun evet. bu arada? Ee, Nazasa çektim kendimi. Biraz dinlenmek istedim. yani Hem dinlenmek istedim hem e, kendimi bilmek istedim. Hem haddimi bilmek istedim. Hem eee alakalı ciddi bir ilerleme kaydettim. Kaydetmeye çalıştım. İyisiyle kötüsüyle. Biraz analiz ettim her şeyi. Biraz açalım bunları ee, ama. Ya. Yaşantımı yani... yaşantımı muhasebesine bir gördüm. Bakayım ne yaptım, neler ettim bunca zamandır. Ey Yusuf Güney neler yaptın anlat bakayım diye. Ey Yusuf Güney neler yaptın yani, anlat o zaman. Bugün bugün sen neyle gideceksin buradan diye. Yani öyle bir değişik bir e, duygular içerisinde. Biraz da yoruldum tabii. Dinlememe ihtiyacı düşündüm. E, haliyle tabii bizler şimdi işimiz gereğiyle, gereğince ne yapıyoruz? E, bir kariyerimiz, bir statümüz var. evet e, bunun Bundan dolayı e, işimizi yap, yapmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz iyi kötü. E, Şarkılar, sanat. Şarkla. Bir standartın biraz dışına çıkmak istedim. Hem ülkemle alakalı hem insanlarımla alakalı nasıl daha faydalı olabilirimin derdine düştüm. Başarılı olduğum konumlar oldu, başarısız olduğum konumlar oldu, kırıldığım noktalar oldu, üzüldüğüm noktalar oldu. Çok mutlu ve acayip onur duyduğum olaylar oldu. Dolu dolu bir son iki sene, üç sene yaşadım. Evet, şimdi hemen onu o zaman soralım. Kırıldığın ve üzüldüğün noktalar nelerdi, nelerdi sevgili seviyorsun <laughs> <Süleyman? gülüyor> Kırıldığım ve üzüldüğüm noktalar çok fazla ya. Çok da hepsini şimdi anlatamam ama yani... En, en başta gelenlerden bir tanesi tabii e, saygısızlık, sevgisizlik ve e, kutuplaşmanın ayrışmanın bu kadar had safhada e, insanların e, çok ciddi maddesel düşünmeleri, e, birbirimizi dinleyememe e, olayının çok fazla olduğunu e, derdini çektim, stresini yaşadım, üzüntüsünü yaşadım kırgınlıkların bunlar bunlar gibi birçok şey var aslında. Baktığın zaman çünkü ben elimden geldiğince bir şeyleri yapmaya, başarmaya çalıştıkça hep ön yargılarla yaklaşıldım. Peki bunu açalım. Hep bir alın. yerlere çekilmeye çalışıyordum. Ön yargı çekilmeye çalıştığın taraf seni politize mi etmeye çalıştılar. Ya var? işte öyle ne yazık ki ülkemizde şu an her şey politize edildiği için insanlar hani milliyetçiliği ve dava Adamlarını çok farklı yerlere çekmeye başladılar, çekmişler. Her şeyi ne yazık ki artık baktığınız zaman çoğu şey ticari olmuş, siyasi olmuş. Hı hı. İnsanın hani şunu gönül rahatlıkla söyleyebilirim ben her zaman devletçi olmuşumdur. Devletimin, kurumlarımın, herkesin hı hı. özellikle emniyet teşkilatımın sonuna kadar emir bir şey rica ettiklerinde ben mesela şunu söylerdim onlar lütfen rica etmeyin benden emredin ben gerekeni yapmaya çalışayım elimden geldiği kadarıyla Çünkü Kime söylüyordun bunu? Devlet büyüklerine. Devlet büyüklerine. Özellikle emniyet teşkilatımıza. Evet. Bunlarla alakalı çok güzel şeyler ya güzel işler de yapıldı. Dediğim gibi hani yetersiz kaldığımız noktalarda ben çok üzülüyorum çünkü çok takıyordum. Peki. Kafamı. Hani çünkü sen... çok her şeyi böyle düzgün bir şekilde hızlı bir şekilde ve verimlilikle yapmaya çalıştıkça tabii bazı şeyler olmuyor. Bazı şeylerin olması için bir altyapının oluşması gerekir. O altyapı tabi oluşmadı halde biz bir şeyleri başarmaya çalıştıkça üzüntüler yaşamaya kırgınlıklar yaşamaya başladık. Yusuf şunu Ama soracağım. Hı hı. Lafınızı kesiyorum. Açtım. Her şeyi açtım artık. Şu an tamamen bir e, bazı şeyleri algılamış ve anlamış konumdayım. Hı hı. Güzel. Ne güzel. E, aşman'a da ve bu kırgınlıkların gidermeyen de üzüldüm. Ama hep şöyle bir şey var. Yusuf Güney denilince kamuoyundaki algısı. sordum soruları ben takipçilerimiz ve izleyicilerim adına sor soruyorum. Kendi kanaatimden öteye. Yusuf Güney Yandaş mıydı? Yandaşlık bir kere çok bana göre çok ayıp, çok kötü, ahlaksız, ahlaksızca hı hı. bir şey. Bir şeyin öyle, yan, bir yandaşı, öyle bir algı, öyle seni suçladılar, yandaşı, seni vurmaya çalıştıkları bir, şeyle evet, buydu. Bunu yazık, söylemek istiyorum, benim derdim siyaset işte yapmak ben değil. Dediğim gibi, dediğim gibi işte ne yazık ki o devletçilik hı hı. E, algısını artık bitmiş gibi bir şey yani. yani insanları artık ya oradansın ya buradansın, evet. ortası, ortası olamazsın kısmında insanlar kutuplaştırmak ne yazık ki Başta e, siyasilerimizin hı hı. bu işle alakalı çok ciddi payları var. İkinci olarak da halkımızın bu kadar kutuplaşmasının sebebi e, takım tutar gibi siyasi parti tutmaları. Evet. E, bunlarla çok ciddi mücadele verdim. E, Devletiniz her zaman yanında olun. Devlet her zaman bakidir. Devlet Aynen. her zaman 18 yaşındadır. Devlet her zaman devlettir. Devlet babadır. Ya şahıslara takılmayın, şahısları seversiniz, desteklersiniz, saygı duyarsınız, duymazsınız ya saygı bile duymamanız, duyup duymamanız size kalmış, insanlara kalmış. Ama hı hı. E, nezaket ve hoşgörünüzüden e, ödün vermeyin e, e, ka devletinize karşı sorumluluklarınızı. Çünkü bu ülkede biz ekmek yiyoruz, bu ülkede biz nefes alıyoruz, bu ülkede uyuyoruz Bu kalkıyoruz. ülke var olduğu sürece ya, biz olacağız. Bu ülke var, olacağız. var olduğu sürece bizler varız. Aynen. O yüzden bazı şeylerin Demokrasi demokrasiyle alakalı bir yolda ilerlersek hani demokratik bir ülkede sonuçta. sonuçlar yani seçim yapılıyor bu ülkede seversin sevmezsin seçersin seçmezsin Peki, de doğru haklısın haklısın bunu haklısın. bu kadar yandaşlatıp da kutuplaştırmaya hiç gerek yoktu ben bunu çok ciddi sıkıntısını yaşadım çünkü ben e, ne zaman bir devlet büyüğünün yanına gitsem yandaş diye nitelendirildim çok yanlıştı, çok üzüldüm. Çok yan, e, sıkıntılar yaşadım bununla alakalı. Ne yazık ki bununla alakalı tabii toparlanması ya da çözülmesi gereken tarafta hiçbir ciddi şekilde bir adım da atılmadı bizim sağ olsunlar siyasilerimiz <laughs> tarafından. Ben bir ortada böyle bir şamor alanı oldu Estağfurullah. Tokadı iyi iyi kendime geldim i̇şte, ama. İşte şöyle. Biz Şu an burada... ben sanatçı ben asla artık dediğim <laughs> gibi nezaketen onu o yüzden söylüyorum. Yani siyasi hiçbir şeye girmeye gerek yok. Evet. Artık gerçekten ucu kaçmış ben... bir şey bu. Ben Biz sanatçımız da varız. Biz ben bak 15 sene olmuş müzik piyasasına göre. Evet ya aynı durma. 15, bir de e, maşallah 15, 15 sene. <laughs> teşekkür dineye. ederim. Gerçekten e, daha da gençleşmişsin hatta Mesela Yusuf. Çok yalnız. güzel forma evet, girmişsin. Şu dertleri tasaları bir an kafamdan atıp kabullenip affedici olduktan sonra bazı Şimdi. şeyleri affedip unuttuk, unuttuktan ve kabullendikten sonra e, gerçekten e, yüzümüze de enerjimize de hayatımıza da her şeyimize yansıyor. Bazı şeyler olmuyorsa olmuyordur. Bunun bu kadar çok üstüne gitmeye gerek yoktur. Hı -hı. E, o yüzden yani şu an yapılması gereken şey şu, ciddi bir global bir krizin içerisinde dünya, ciddi bir değişikliğin içerisindeyiz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, olmuyor da zaten. Bir gün sabah gözümüzü bir açtık, korona pandemi diye bir virüsle gözümüzü açıp milyonlarca insanımızı, insanları kaybettik dünyada. Ve ülkemizde yüz binlerce insan vefat etti. Maalesef. onun akabinde ekonomik krizler, global sıkıntılar, onun Akabinde insanların e, isteyip de ulaşamadığı şeylerin bir an bir anda bir ulaşamadıktan sonra Hı -hı. bir kriz yaşatmasının sonucu Hı -hı. haliyle e, çok hazırlıksız yakalandık. Evet. Bence bu saatten sonra buna nasıl hazırlanırız, bunu nasıl en iyi yön, Hı -hı. yönde çözebiliriz, bunun Peki. nasıl en az hasarla çıkabiliriz diye bunu konuşmamız Peki. lazım. Peki. diye Kesinlikle öyle. Ben de tam bu soruyu soracağım. Evet. Sen nasıl bu dertlerden tasalardan kurtuldun, e, sana yapılan haksızlıkları? kendi ifadenle nasıl su üzerinden gelebildin ve bu kırgınlıklarını onardın sevgili Yusuf? Az önce söylediğim gibi artık hayatım benim sevgi ve şefkat ve hoşgörü üzerine nezaket üzerine kuruldu. Eskiden de öyleydi ama bu tabii farkındalığımız gün geçtikçe oluşuyor daha da yükseliyor. Bilinç yükselmesi denen bir şey vardır, frekansın yükselmesi denen bir şey vardır ve evet. bu bunları yaşadıkça. Ee, olumsuzlukları yaşadıkça, negatifi yaşadıkça, kötülüğü gördükçe, haksızlığa dur, durduk düştükçe, kırıldıkça, üzüldükçe anlıyorsunuz. Ee, büyük erdemlik buradan geliyor ve bu yolda ilerlemeye gayret gösteriyorum. İnşallah başarılı oluruz. Hı hı. Nasıl yöntemleri tercih ediyorsun bunlar e, için? Spiritüel en baş, en baş yani. en, spiritüel olan tarafını çok kuvvetli. Maneviyatıma daha önem verdim. Sonuçta ee, daha çok ünlenmek mi? Daha mı çok takipçimiz olacak? Daha mı çok konsere gideceğim? Hı hı. Daha mı çok güzel yerlere gideceğim? Daha mı iyi arabalara bineceğim? Daha mı güzel evlerde oturacağım? Oturamayacağım kadar ev, binemeyeceğim kadar araba ve üzerinde hı hı. yürüyemeyeceğim kadar toprak mı sahibi olacağım? Shakespeare'in çok güzel bir trajı vardı. İstemem eksik olsun yani. İstemi <laughs> i̇stemiyorum yani. yani. Çok kısa bir zamanımız var burada. Ee, olgunlaşmaya geldik. İnsan olmaya geldik biz bu dünyaya. Ee, bizi bir amaç doğrultusunda bu dünyaya e ekin gibi ekildik. Yaradan bizi buraya çok güzel bir şekilde yolladı. Bir kurgu bir şekilde ciddi bir kurgu var. Sistem var. İnanılmaz bir matematik var. O matematik çerçevesinin içerisinde, kurgunun içerisinde yaşadığımız ve e, evrensel kurallara uyduğumuz sürece çok iyi ilerleriz diye düşünüyorum. E, bu tarz, bu yönlerime daha ağırlık verdikten sonra mutlu olmaya başladım. Neler yapıyorsunuz? Kabullenmeye başladım. yöntemler derken? Kabullenmeye mesela başladım. Evet, peki... En önemlisi affet, affetmeye başladım. Hı hı. Çünkü e, affetmek dünyanın en büyük yerden bir e, erdemidir. Kimi Erdemi. affettim mesela hayatında? Çok kişi affettim. Yani çok çok kişileri affettim. Mesela örnek verebileceğim bizim birimiz yok isim vermem ki Peki. Asla. Ama e, gerçekten affettim çünkü baktım çıkamıyorum işin içerisinde. E, affedeceksin dedi. Bana bir çok bir Peru'da Peru'dayken bir şaman. E, Şaman bir büyümüş bir dedemiz olur köyündeki bir Şaman inancı. Sen babamın. bayağı Peru'ya falan gittin yani bu işlerin Peru... eğitimini aldın öyle mi? Nasıl başladı bu? Ee, Tibet, Nepal, Kathmandu, Bir dakika bunları ]istan. açalım Tibet, Nepal. Hepsine, Hepsine gittin kaldın buralarda. Sufizmle olsun en azından Urfa'da bizim bir babamız vardır. Onunla alakalı ciddi acayip e, sessizlikler, tayin mekanlar, astral seyahatler. Astral seyahat yapıyor musun? yapmaya çalışıyorum. Nerelere gidiyorsun? <laughs> e bunu gerçekten merak ettiğimiz için şey soruyorum. olduk duymadım mı? Ortalık ya duydum ben Yusuf duydum Yusuf yine ama aya gitmişti. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> e, Bunların hepsini biliyorum ama bunları senden dinlemek başka sevgili Yusuf. Şimdi Orada sosyal medyada her şey yazılır ama burada bizim esas muhatabımız var. Bilmeyenler, merak edenler için buyur platform senin. Hep yanlış anlaşıldığını söylüyordun işte <laughs> tam zamanı burası. İşte bak ben onu da açtım mesela. Hani evet. kendim artık anlatma derdinde de değilim. Kendim Aa, biz merak ediyoruz ama seni sevenler önceden olarak, çok, hayranların olarak çok merak ediyoruz. Önceden çok dert ediyoruz. ediyordum bunu mesela. Anlamıyorlar beni, dinlemiyorlar. Ben onu anlamak anlatmak istemedim söylemek istememiştim. Hı. Beni yanlış anlıyor, onun derdini çok yaşıyordum. Şu an baktım ki ya boşuna yaşıyoruz. Çünkü biz yalnız doğduk, yalnız öleceğiz bak. Ben bu Aynen. felsefedeyim zaten. Aynen. Katılıyorum Çoğun, sana. çocuğun, evin, palat, hiçbir şeyin, eşin, dostun hiçbir şey senin yanında olmayacak. Yalnız son nefesimizi vereceğiz. Bu kadar böyle bir sistemin içerisinde ben ne mi kullanırdım? Başkalarının bana yaşattığı e, evet. sıkıntıları dertli derdiğim bu kadar. E, o yüzden kendime ama benim, benim ilk uyanışım e, Peru'da oldu. İşte bir arkadaşım bana tavsiye etti. Orada bir şamanların içtiği, kullandığı bir ayavuz çayı vardır. Bitkisel bir çaydır. Hı hı. Asla yanlış algılanmasın hiçbir şekilde. Uyarıcıya da uyuşturucu hı hı. tarzı bir şey yoktur. Tamamen doğal bitkilerden elde edilen şaman isim. Ihlamur gibi bir Bin şey. Beş, binlerce yıllık bir ilaç. İlaç bu. Eee bu çay epifiz bezini yüzde yüz çalıştırıyor. Bir anda doping etkisi yapar. Peki nasıl senin... ne çalışınca ne oldu mesela o çayı içtikten sonra nasıl oldu <laughs> vücudunda? Daha Bu, mutlu Bunun olmuşsun. öncesindeki bir ritüeli var tabii bir yeni günlük detoksu var. O detoksi yapıyorsunuz, hmm. ne yapıyorsunuz? Hayvansal ve bitkisel gıda... şey hayvansal ve ürünlerinden uzak duruyorsunuz. Ee, hiçbir şekilde zaten e, işte sigarayı da alkolü onların hepsinden uzak duruyorsunuz. Günlük e, karanlık bir yerde uyuyorsunuz her gece asla teknolojik hiçbir aygıtı uyuduğunuz yerde fişe takılı ve de çalışır fonksiyonda bırakmıyorsunuz. Bunun gibi bunun gibi bir ton şeyler var dikkat etmeniz gereken. Peki şimdi sevgili Yusuf Güney bizlerle birlikte bambaşka bir dünyayı yönelmişiz bizim onu görmediğimiz anlarda o deneyimlerini anlatıyor. Peki Yusuf ee, şu an kendini nerede görüyorsun? Yani bu bu kadar hani deneyim yaşamışsın Tibet, Peru, <laughs> Hindistan var mı? Kendimi hiçbir yere koyamıyorum. Hiçbir yerde sınıflandıramıyorum. Çünkü, yani. çünkü ben bunun bir da bir şeyi var. Ben bir Değil mi? hiçim. Hiçlik felsefesi. Hiçlik felsefesi. <laughs> Hazreti Mevlana'nın hiçlik felsefesi çok güzeldir. Ee, yani bir insan şu, bence bana göre en büyük zenginlik her şeyden vazgeçip bir hiç olup son nefesini öyle vermektir. Hadi yapabiliyorsa yapsın herkes. Peki. Buyursun. Peki bu deneyimlerini e, kaleme alacak mısın? Bu hani kendi benimsediğin bu Peru'ydu, Tibet'ti, <laughs> buradaki çünkü bu deneyimlerin, herkesin ulaşamayacağı bu deneyimlerin şeyler. Bu deneyimlerimi kaleme alıyorum zaten. Senaryo yazıyorum. Aa. Tabii acayip değişik senaryolar yazıyorum bunlarla. alakalı. Saray sinema, sinema sinemaya e, derlemek istiyorum bu işleri, Dökmek istiyorum sinemaya. E, dizi olabilir, sinema olabilir. Hı, hı biraz cesaret istiyor bizim ülkemizde tabi bunları bazı konuşuyor. Çünkü ben astral seyahatle alakalı birkaç, bir tek bir açıklama, bu açıklamada bulundum. O gün TT oldum ben. Çok makara yaptılar benden. Acayip dalga geçtiler. O neler neler yazdılar. Kafayı yemiş bu uçmuş. Delirmiş bu de nereye seyahat ettin? Aslında astral seyahat dediğimiz tayyi mekandır. İslamiyet'teki evet. tayyi mekandır. Ve ruhu bedenden e, kontrollü bir şekilde, bilinçli bir şekilde Hı -hı. çıkartırsınız. Alemleri, ister alemleri gezersiniz. Sınırsız zamanda ve algı, e, mekanda e, sınırlama olmadan her yeri gezer, gelirsiniz. Kimsenin hanesine, özeline girmemek şartıyla. Çünkü Hı -hı. bununla ilgili de e, ruh bekçileri vardır. Ruh polisleri vardır o alemde. O onlar size izin vermezler çünkü kötü niyetle oraya gidemezsiniz. Orası evet. saf, temiz duygularla gidilecek hı hı. ve saf bilgilere ulaşılabilecek bir alemdir. Hı hı. Senin Bunları alimlerimiz, alimlerimiz, peygam, e, gelmiş geçmiş bütün peygamberli, çoğu peygamberlerimiz hı hı. E, yapmıştır. Yapıyor, yapıyor yapanlar hala yapan çok ciddi insanlar vardır. E, ne yazık ki bu tarz şeyler tabii gezi kalması gerekir ama ben e, ben ya şuna inamıyorum. Gayet yerlere gittim mesela. Yani eğer sakıncası yoksa. Ya şöyle <laughs> Bunları Şimdi... gerçekten merak <laughs> ettim çünkü ben de bu spiritüel konuları çok İşin merak komik edeyim. tarafı ne biliyor musun? Bak ne? bir tanesini anlatacağım sana. Ben yıllardır, yıllar önce, çok çok uzun zaman önce ayın ilk asreste hayat yaptığımdaki ayın deneyimini yaşamıştım. Ayın yapay oldu, yapay bir üs olduğunu uzaylılar dünya dışı yaşam formunun bin, on binlerce yüz binlerce yıl öncesinden bir istasyon olaraktan kullanıldığını yani güneş sisteminin bazı bölgelerini kontrol amaçlı kullandıklarını kullanmak için çekirdeğinde de inanılmaz bir yapay bir gücün bir yıldız gücünün enerjisinin bulunduğunu hatta karanlık yüzde 15'lik yüzde 20'lik bir karanlık bölgesi vardır ayın. Yani bizim hem işte uzaya gönderilen teleskoplardan hı hı. işte Hubble'dı işte James şu andaki işte James James teleskobu teleskopu hı hı. ya da bizim dünyadaki e, gözlem evlerinden görülmeyen bir ufak bir kısım var. 19 %10'luk %15'lik bir kısım vardı ve oradadır o askeri üs. Hı. Oval, Ayda askeri üs mü var? Yani? Ayda askeri üs var. Oval, nasıl bir askeri üs bu arada? Nasıl? E, gri renkte, füme renginde. Ay, maksatları ne o askeri üsün? Yani... İşte o Ayı mı korumak? Ayı, yani? ayı kontrol altında tutmak, ayın enerjisini kullanmak, oranın e, yer altı kaynaklarını kullanmak gibi bir şey e, oraya gelen geliş-gidişleri, işte yıldızlar arası aslında ana şuydu yıldızlar arası yolculukta hmm. ay bir istasyon görevi görüyordu. Oradan enerjisini alıp gidiyorlardı, takviye yapıyorlardı. Ha anladım. Bu evet. bilgilere nerede ulaştın diye soracaksan iç sesimiz rehberimizdir bizim her zaman. Evet. Kalp sesimiz, iç sesimiz ruhumuzun sesidir. Yalan söylemez. O yüzden ben sen ben her zaman arkadaşlarıma söylerim kalbinizde hareket edelim beyninizde değil. Beyniniz sizin nefsinizle işbirliği içerisinde olan, ortak olan ve beraber çalışan şey. Ama gerçek yani. dünyada kalbiniz, çok mümkün değil ya, işte kalb, Yani kalbiniz kalbinizin sesi iç sesinizdir. Gerçek olan sestir. Yani evet. ruhunuzun sesidir. Yani saf sestir. O size yalan söylemez. O sizi kandırmaz. O sizin ha. arkanızdan çek nefsinize de nefsinizi düşürmez sizi. Ama şimdi kalbimizin sesini dinleyelim. Tabii ki biz ama. De. Yani şöyle şöyle. Oraya... Beyin, beyin mantık hani. Beyin mantık kalp duygu derler ya. Duygularla hareket etmek bu dünyada insanlara kaybettirebiliyor. Şimdi şöyle. O neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Çünkü kalbimizde diyalog kurmayı bilmiyoruz. Ee, konuşmayı bilmiyoruz. Ee, onu anlamıyoruz. Dinlemiyoruz bir kere. Duymuyoruz onu. Biz biz duyduğumuzu zannediyoruz. Aslında beyin de yine oraya e, evet. müdahale ediyor. Biz beynimizin sesini kalbimizin sesi Hı. olarak algılıyoruz. Esas kalbinin sesini öğrenen insanlar dikkat edin mesela. Ya işte sufizmde Sufizm, ciddi mesela sessiz zikirler yapan e, vardır mesela. E, onlar çok acayipti mesela. Hani onlar aşmıştır olayı mesela. Hani onun dışında şamanlar vardır mesela. De, de, acayip adamlar tanıdım ben. Acayip insanlar tanıdım ben böyle. On, mesela biz mesela Budizm'le alakalı hep şeyi ön yargıyla yaklaşıyoruz Ama Budistler ki afiye alakası yok. Onların da yo e, yobazları böyle katıları bilme, işi bilmeyenleri var. Daha hümanist, insancıl ve evrensel kavram, hukuk, hukuk kanunlarına e, ne derler entegreli bilinçli bir şekilde yaşayan insanları da var güzel insanlar da var yani bu herkes aslında aynı, hepimiz aslında aynı geminin içerisindeyiz aynı davanın insanlarıyız herkes farklı tabi farklı farklı farklı, yorum, bir farklı yorumların içerisinde yani hepimizin ayrışmış bir şekildeyiz aslında evet. aslında tek bir bedeniz hepimiz tekiz tekten geldik teke tekiz her şey her şey tek ama biz bir bütünüz. Evet. Ya bunun algısına farkındalığı oluştuğu zaman zaten ister istemez farklı boyutlara farklı bilinçte ilerleyebiliyorsunuz. Hı hı. Bunları ben anlattıktan sonra hı hı. aradan iki sene sonra The Moon e, Fallen Moon diye bir film çıktı daha yine. Bak şu izleyebilirsiniz. Şeyde var Apple e, e, şeyde ister platformu var. Apple platformu platform platform da var. E, Fallen Fallen Moon diye Moon Fall'un da olabilir, yani Ay'ın bilmem bir şeysi diye Türkçesini tam şu an şey yapamadım. Birebir anlatıklarımla filmini yapmışlar. Ve daha yeni çıktı film. Birebir tamamen Ay'ın içerisindeki o sistemi bizim aslında evrimleşip inanılmaz şeylerden gelip tekrardan e, sürekli şimdi baktığında mesela bizler e, Adem'den geldik deriz, değil mi? Adem'den sonra o kadar çok tufan oldu ki insanlık o kadar çok ke birçok kez yok edildi ki biz Nuh'tan gelmeyiz. Biz aslında baktığında doğu soyundan geliyoruz. Müslümanlar için. Müslüman değil, insanlık açısından i̇nsanlık diyorum. Açısından. Müslümanlık değil, insanlar açısından diyorum. Ya çok şey var, çok bilgi var. Yani hiçbir şey bilmiyoruz. Bakın, hiçbir şey bilmiyoruz. Ne Yazık ki insanlarımız hep kulaktan duyma, birilerinden duyma. İşte annemiz anlatır, babamız anlatır, Hı -hı. dedelerimiz, amcalarımız, hocalarımız, Hı -hı. öğretmenlerimiz, işte televizyonlarda belli başlı kişiler Hı -hı. konuşur. Onları dinleriz, onların söyledikleriyle yola çıkar yorumlarız biz Hı -hı. hayatı. Bu değil, gerçeklik bu değil. Peki e, astral seyahat, şimdi orada deneyimlerini paylaşıyor Yusuf bizlerle birlikte, sevgili takipçilerimiz. Mesela Asra seyahate, bu arada ben bunlara gerçekten çok meraklı olduğum için de çok <laughs> merak ediyorum ve soruyorum. Senle birlikte mesela ben gelmek istesem seninle birlikte mümkün mü? Bu üst mü? düzey bir çalışma, mümkün ama üst düzey bir çalışma çünkü herkesin yani, bilinci aynı değil. Anladım. Hiçbirimizin Peki. bilinci aynı değil, hiçbirimizin frekansı aynı çalışmıyor. Şimdi ben senden daha yoğun olurum ben senden daha önce çıkabilirim o ara orada hani ben dur sen bekle başında da hadi çık çabuk ol çık da beraber gidelim ya korkarım ben oralarda Yusuf zaten yapmazsın <laughs> yapamazsın çünkü diye. oraya çıkış yaptığın <laughs> andan itibaren <laughs> muaaz, hiç kimse umurunda değil ne evin ne araban ne ailen hiç kimse umurunda ama değil ama ben Burada, gelmeyeyim kalayım herkesi bırakıp iç, iç sesin ruhun sana rehber olup derken ne görmek istiyorsun, ne bilmek istiyorsun, nereye gitmek istiyorsun korkma. Sana sürekli korkma korkma diye Terki şey, telki telki yaparlar. Hmm. Sonra ben mesela hep oldu bitti çocukluğumdan beri hep uzay işte evren yaratılış, yaşanmışlık, biz neden buradayız, gayemiz nedir, amacımız nedir, yaratılış amacı, gayesi, bilinmezlik bunlara bilinçaltıma kodladığım için kendimi uzayda buldum. Bir anda Mars'ın yörüngesine girip Mars'taki o kocaman bizim ülkemiz büyüklüğünde yemyeşil bir gölün olduğunu gördüm ve bunu iç sesim anlatıyorsanız zaten rehberin anlatıyor bak. Mars'ta kocaman bir göl var. içi komple sıvı bir şekilde ama bu sıvı su değil. Bayağı moleküler yapısı işte bazı asitik bir maddelerden oluşuyor. Ay'a Ay gittiniz astral seyahatte. Mars'a gittin. <laughs> bir de güneş sisteminin dışına çıktım. Onun nasıl Tam kaybolacakken, de... kaybolabilirsiniz bu arada astral seyahatte. Çok tehlikeli Bedenin konuda. tekrar geriye dönmeme ihtimali var en mı? En ufak tedirginlik ve korku yaşadığınız anda hemen anında gözünüzü açıyorsunuz. Öyle mi? Anında. Mikro mani saniyeler içerisinde. Hmm. Ama... E ben çünkü çok büyük bir aşta yaptığım işin bu iş, yani bir, büyük bir aşta girdim o işin içerisine ve güneş sisteminin dışına çıktım. Ya kozmik ork bulutlarının dışına çıktım. Dünya, güneş sistemimiz, güneş, gezegenlerin hepsi kayboldu. Dünya kayboldu her şey bir anda. Peki neredeydin? Ne vardı? Sonra be durdurdular tabirde. beni orada, müdahale ettiler. He müdahale etti. Dur dedi, yavaş böyle olmaz dedi bu iş, biraz sakin. Bir tokatı bir yedim, indim aşağı dünyaya. Kim yani. tokat attı? Ya yani öyle bir şey hissettim, böyle bir anda bir suç şey böyle hani cezalandırma değil de böyle bir suç yani bir Acaba korkmuş olabilir Acıyla, Acıyla korkuyla geldim geri. Çünkü kaybolacaktım. Gerçekten. Hmm. Sonrası zaten bitkisel hayat. Yani ona çok dikkat etmeler lazım. İnsanlar şu an az eminim ki bizi izleyenlerden de içerisinde. seyahati eğer abartırlarsa oradaki durumu bitkisel hayata mı giriyor insan? Kaybolursanız yani? bitkisel hayata giriyorsunuz. Ve ondan sonrasında öyle hacili hocayla da geri gelemezsiniz. Ben size söyleyeyim. Allah Allah. O işin, o işin yolu yorda mı tamamen evet. ruhani tarafa. Peki gitmek istediğin yerler var mı asla seyahati? Çok var çok. Nereler mesela? Ben, ben yapacağım o iş yani Mesela eğer sakıncası yoksa öğrenebilir miyiz? <laughs> Neresi? Güneş sistemin dışına çıkmışsın artık. Dünyayı açmışsın. Mars'ı ayı görmüşsün. Zaman, zamanda yolculuk yapmak istiyorum. Mümkün mü asral seyahatle bu? Geçmişe yolculuk ya da ileriye yolculuk? <laughs> Geçmişe gidemezsiniz. Geçmiş yaşanır ve biter. Geçmiş evrende sadece bir frekans olaraktan kalır ama geleceğe gidebilirsiniz. Gelecek, geleceği şekillendirebilirsiniz. Çünkü bizlerin, bizlerin kaderi yazısı milyonlarca kez yazılmıştır. Milyonlarca sonucu vardır. Onun sonuçları işleşme, özgür irade ve hür irade bize aittir. Yaradan kaderi yazmıştır, yazıyı yazmıştır ama seçim bizi bırakmıştır. Her şekilde seçimleri biz yaparız. O yüzden bu seçimler doğrultusunda milyonlarca sonucu olan kaderimizi şekillendirip, anlık yaşayıp geri geldikten sonra o şey, onu o şekilde devam ettirebilirsiniz. Yusuf yani derin bir gayya kuyusu gibisin şu anda. İndikçe iniyoruz ama ben bu e, öteki <laughs> evren olayını burada sonlandırdım. Evet biraz bahane biraz artık verelim. E, materyalist... kimde yakalanmış, <laughs> nereye gitmiş bakalım. Hayır, materyalist dünyaya bir geri dönelim. Ne dersin? Dünyaya dönelim. Gerçekçi tamam. dünyaya geri dönelim. Belki de yalan dünya bu, bunu da bilmiyoruz biz de. Şimdi senin ben devletçi tarafını bildiğim için siyasetten uzak ülkemizin gündemiyle ilgili birkaç soru sormak istiyorum sadece sana. Ee, öncelikle bir karar e, kara harekatı söz konusu olabilir. Allah yar ve yardımcılar evet. olsun bütün kardeşlerimizin. Arkadaşlar. Münbiçe e, biliyorsun ki böyle bir çıkarma yapabiliriz. E, sayın Cumhurbaşkanı. Zor, zor bir süreç. Evet. Ee, ne diyorsun senin düşüncenle? Çok zor bir süreç. O, o, o dönem dönem işte yanlarında bulun, bulunma e, onurunu yaşattıkları için sağ olsunlar bizimle teşkilatımız ama e, psikoloji çok zor bir psikoloji. Eee ordumuz var bir... tabii hepsi de, ordumuz. Yani çok şükür Hı -hı. ordu bir güçlü bir ordumuz var. Güçlü bir e, inançlı, güzel bir ordumuz var. İnsan Hı -hı. kardeşlerimiz güçler ama hani psikoloji çok farklı oradaki psikoloji. E, ne yazık ki eee yaşamın başlayıp da sona ereceği topraklarda yaşıyoruz. Her şey bu, bu topraklarda başladı. Bu topraklarda biteceği için de sürekli herkesin gözü bu topraklarda. Biz hmm. hiçbir zaman sükunet ve huzur içerisinde olmayacağız. Kusura bakmasınlar. Neden? Çünkü bırakmayacaklar rahat bizi. Çünkü... Jeopolitik kadim, yapıdan dolayı. Hem dolayı jeopolitik da. hem de çok ciddi geçit kapıları vardır bizim bu ülkemizde. Jeopolitik yapısı hmm. olaraktan hem coğrafik yapısı olaraktan hem de dediğim gibi... ...bütün dinlerin, inançların, ırkların her şeyin yaratıldığı, toparlandığı... Bizim ülkemiz, bir mozaik. Çok ozaik. önemli bir topraklardayız. Doğru. Haliyle herkesin gözü bu topraklarda. O yüzden de yani... Şu anki yönetimimiz kim olursa olsun ya çok zor yani bu ülkeyi evet. gerçekten bu ülkeyi yönetmek gerçekten çok zor. Hı -hı. İnsanları yönetmek çok zor. Yani biz on, onlarca kişi, yüzlerce kişiye müdahale edemiyoruz. Hı -hı. Hani Allah yardımcısı olsun cumhurbaşkanımızın. Ee, peki savunma sanayine baktığımızda İHA'larımız, SİHA'larımız e, dosta güven, düşmana korku yani salar vaziyette. o konuda Senin... Selçuk Bey'i harbiden çok takdir ediyorum ve çok onur duyuyorum, gurur duyuyorum kendisiyle. Yani bence ülkemizde şu anda takdiri en çok hak edenlerden bir tanesi ee, benim gözümde gerçekten çok büyük bir değer, değeri olan bir insandır hı hı. hiç tanışmadım kendisiyle ama çok ciddi sempati ve sevgi duyuyorum hı hı. kendisine peki e, olur ya ya... olması gerekiyor çünkü gerçekten hani biz baktığın zaman evet şimdi ben bu kadar ee, sevgiden, saygıdan bahseden bir insan. Tabii ben çok taraftarı değilim böyle hani sürekli savaştı, şuydu istiyor istiyo Hiç gibi. Hiçbirimiz tercih Hiç etmeyiz savaşmayı. zaten bunu ama, Aynen. ama dediğim gibi ne yazık ki böyle bir şey bu durumun artık Toprak güç, güçlü olmak zorunda. lazım. Güçlü olmak zorunda. Kesinlikle. Insanları. Peki şöyle bir şey olabilir mi Yusuf? Sen bir sanatçısın günün sonunda ve biz seni şarkılarına tanıdık ve çok seviyoruz Hı. insanların dışında. ben Şimdi, şimdi buraya gelmeden önce de şey şeydeydim, e, stüdyodaydım. Çok güzel Hı -hı. bir şarkıya imza atacağız diye Süper, düşünüyorum, ne çalışıyorum. Ne Hemen ben 2-3 hafta, 3 haftası var. ufacık dinleyebilir miyiz? Yine açık böyle. Ya bir şey söyleyeyim mi? Valla tam o sözlerini tam oturtmadım. Yani şu an tam sözleri yazma aşamasındayım ve bitmek üzere. Ama minik böyle mırıldanabilirim. Çok seviniriz. Aman aman halim duman gözlerinden yandım aman yüreğinden dayrarıram dayrarıram Değil Bravo. Öyle. Teşekkür ediyorum. Ne kadar olan bir şey. İlk kez. Aman ee, aman diye güzel. Bir şarkı. Peki. Peki şu olabilir mi sevgili? Müziğe devam ediyorum. Merak etmeyin o. Bu adam uçtu gitti demeyin yani. Hani yok. Canlı. Bu da olmak zorunda, burası da olmak zorunda, orası da olmak zorunda. Sonuçta ben ha şunu söylüyorum her zaman. Ee, abi bu kadar büyük, bu kadar deneyim, bu kadar iyi. Ya kardeşim tamam da diyorum. Ruhlar aleminde de yaşamıyoruz şu an yani. yani. Bir bedenimiz var. Böyle emanet edilen bir beden ve buna iyi bakmak zorundayız. Emin olun paylaşmak kadar dünyada güzel bir şey yoktur. Paylaşmak Dünyanın en güzel şeyidir bana göre. Ben olanı da paylaşıyorum zaten. Allah aşkına hiçbir tane de tapum yoktu. işte. Tapım yani düşün bir tane tapum yok şu an benim mesela. Bir On, ev, evde almadım. Hiçbir şey mı? almadım. Almıyorum da almayacağım da. Peki. Ben çok şükür oturabilir, her, her yerde oturabilecek konumdayım. Çalışıyorum. Hı -hı. Ama ben başkaları için çalışmak istemiyorum. Ben e, ileride Allah nasip eder çoluğum çocuk, çocuğum olacaksa benim genlerimden geliyorsa zaten e, zeki bir çocuk olacaktır ya da ol, olabilme, olabilecektir. Çalışsın. Hakkıyla kazansın, kendisi yapsın. Peki, ee, şunu soracağım, az önce dedik ya kara harekatı vesaire işte olabilir cumhurbaşkanından işte böyle bir e, açıklama herhangi gelebilir diye. Acaba şarkıcı da olduğun için? Münbiş'te bir konser vermeyi düşünür müsün? böyle Münbiş'te o kara harekatında pek konser müsaade olacağını Yok hayır kara harekatından sonra. Ama ziyaret etmek için. Çünkü en çok askerlere konser veren sanatçılarımızdan ya bir tanesi. Ya keşke tane ben şeyde. orada konser verebilsem ama o kara harekatının olduğu yerde. Hayır haliyle. kara harekatından sonra, sulhün geldiği ha, so, topraklarda. Geldikten sonra seve O seve o dakikadan sonra, sonra diyorum seve ya. Seve seve ben ağ, Ağrı'nın, sayayım size hatta bir o 2018 yılındaki o yaptığım Askeri moral komiserlerine gittiğim acayip yerlere gittim yani inanamadım yani çok güzel coğrafya bir kere evet. ben Güneydoğu'ya aşığım o kadar güzel hem halkına hem insanına hem toprağına hem coğrafyasına aşığım gerçekten çok seviyorum hı hı. doğallık ve temizliğin saflığın ve düzgünlüğün misafirperverliğin güzelliğin olduğu yerlerden bir tanesi ya bozuğu var mı kötüsü var mıdır illaki var her yerde var o her yerde var öyle her bölgesel var. yaklaşmıyoruz hayır, diyoruz hayır. şimdi yıllar önce çıkan bir haber vardı sunucu Ece Erken le. Beraber program yapmıştınız evet. ve adınız Aşk Kulları'na karışmıştı. Belki o dönem itiraf ya. edememişsindir ama o günlerde böyle bir şey olur Çok Yok, merak edilen. Hiç olmadı. Zede kadar olmadı. Benim canım cehennem kardeşim gibiydi. Hala da öyle. Hı hı. Ee, bizim şimdi siz sizler de bu işin içerisindesiniz. Haliyle bugün teyzemin kızıyla ben bir yemek yesem o sevgilisiyle oturmuş yemek yiyorlar ya bu ne yazık ki böyle bizim ülkemizde. Ama Ece o dönem konser konser takip ediyordu seni evet. işte. Ama çok güzel bir bağımız vardı bizim. Hani ciddi güzel bir dostluğumuz vardı. Bu hani illa bir ilişki Peki, ya da bir sevgi aşk olayı olması gerekmiyor Anladım. ki. Bak Yakıştırdı insanlar sizi öyle söyleyeyim. Olabiliyor. Herkesi herkese yakıştırıyorlar. Tamam. Ama yok yani emin ol. Olmadı yani o, olmadı o yıllarda aslında. da olmadı. Peki e Ece ile görüştünüz mü bu son yaşadığı kötü olaylardan sonra? Görüşüyor musunuz şu anda bir şeyiniz kaldı mı diye? Yani olur. çok görüşemedik. Ee, ama... Elimden geldiğince destek mesajlarıyla destek olmaya çalıştım. Peki o zaman senden biraz da taklit alalım mı? <laughs> alalım İbrahim Tatlıses alalım. Olmaz, olmaz olmaz. Olmaz olmaz. Bir sonra videoda <laughs> Korece konuşuruz. Size... Bir, şey. bir şeyler alalım ya öyle keyifli kapatalım ben, programı. Ben size, e, dur ne yapayım. Mesela benim en çok sevdiğim şey dublajları çok severim. Animasyon dublajları çok severim mesela. Evet bu hani liseli ergen kızlar takdiri <laughs> değişik <laughs> değişik işte bu sit vardır öyle hani bir devrinde onun takdirini çok güzel yapıyormuş işte bu çılgın hırsızdaki o küçük eglis vardır hani yumuşak yavuk diyen <laughs> böyle işte onları e, yapabiliriz farklı olsun en azından yani bilinen bir şey değil şimdi bir standart klasik tabi okul balosuna gitmeye çalışan Edward tatık o akşam <laughs> görüş, dans etmeye çalışan bir ergen liseli kız <laughs> olayı çoğu Hollywood filminde vardır. Babası da babadan izin alacak. Bir de küçük yaramaz bir kardeşi vardır. Onların takdimi yapayım size. Şimdi de tabii eve gidecek. Hı hı. Telefonla konuşuyor Tracy ile kız arkadaşıyla. Tracy, Edward'la okul balosuna gitmeden önce yapmam gerekenleri biliyorum. Lanet olası Edward'la dans etmeliyim. Beatford duyabiliyor musun? Ben Kızım hemen okula güzel mi derslerine çalışmadan bir yere gitmemesi. Yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum böyle dublaj yapmaları falan. Belki yakında evet ona Pro, başlayabilirim. Profesyonel yapabilirsin. Ee, profesyonel evet istiyorum aslında dublaj yapmak. Hı hı. Çok ee, güzel ve Bir bu yetmedi ya kesmedi. Bir de böyle Çince, Korece bir şeyler. Çin, Mesela evet. bir bir konuşmayı biz Çince, Korece ve e, Japonca yapalım. istiyoruz. Ver onları bana. Peki al. Tla.

yüreğini açtığın için, İstanbul. buralara kadar zahmet edip geldiğin için sana sonsuz İstanbul. teşekkür İstanbul. ediyorum ben en teşekkür haber adına ve kendi adıma. Tüm izleyicilerimiz herkese. Ama bu sohbet burada kalmaz onu söyleyeyim. İlerleyen zamanlarda e, yine devam ettiririz. Nasip olursa ne demem e, Ne Seve seve sevgili takipçilerimiz e, videomuzun altına yorum yapmayı, kanalımıza e, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Yeni bir konukla yeniden görüşünceye hoşça kalın. Yusufcuğum tekrar tekrar sağ ol, var ol.